Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Korkunç şeyler oluyor, korkun. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kuryeye arkadan çarptı. Sadece bir kişinin ölümüne neden olmadı. Sadece cinayet işlemedi. Türkiye'deki yargı sistemini de patlattı. Türkiye'nin ikinci sınıf Orta Doğu ülkesi değil, üçüncü sınıf Afrika ülkesi olduğunu gözler önüne serdi. Muz Cumhuriyeti desem alınırlar mı, kızarlar mı, öfkelenirler mi? Gelin ne olduğuna bakalım. Kazadan sonra Muhammed Hasan Seyik Mahmut karakola götürülüyor. Yalan yanlış ifade veriyor. Karakolda misafir edilirken İBB çarpma anının görüntülerini gönderiyor. Polisler bakmıyor. Kurye'nin ifadesini almak için hastaneye giden polisler eli boş dönüyor. Çünkü birinci kapalı yani komada. Buna rağmen savcı direktifle polislere bırakın gitsin diyor. Cumhurbaşkanının oğlu gidiyor gidiş o gidiş. Atlıyor uçağa yurt dışı. Resmen kaçıyor. Mahmut ortadan yok olunca savcılık olayı bütün yönleriyle araştırmaya karar veriyor. Soruşturma başlatıyor ve Mahmut için gözaltı kararı veriliyor. Ölen ölmüş, kaçan kaçmış. Karakol polislerine bırakın gitsin diyen savcılık şimdi şüphelinin yakalanmasın uluslararası prosedürü titizlikle yürütecekmiş. Somali'den getirtip yargılayacaklar mı? Sorum şu. Kaza yapanın kuryeyi ağır yaralayanın Somali Cumhurbaşkanının oğlu olduğu öğrenilince Ankara'dan birileri savcıyı aradı mı aramadı mı? Somali büyükelçiliği ricacı oldu mu olmadı mı? Adalet Bakanlığı devreye girdi mi girmedi mi? Ağır yaralının olduğu kazada sürücüyü karakoldan bırakmak normal prosedür mü? Sıradan bir vatandaş bu kazayı yapsaydı aynı işlem yapılır mıydı? Adalet Bakanı ne diyorsunuz? Adalet Bakanı meselenin bu hale gelmesine öfkelenmiş olacak ki olay yeri incelemesi ve kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma açmış. Neden mi? Cumhurbaşkanının oğlu %100 kusurlu bulunmuş da ondan galiba. Adalet Bakanı'na bir sorum daha. Kurye %100 suçlu bulunsaydı polisler hakkında yine soruşturma başlatır mıydınız? Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka mesele daha var. İBB yani İstanbul Belediyesi iktidarın elinde olsaydı kamera görüntüleri hızla karakola gönderilir miydi? Kamuoyla paylaşılır mıydı? Soru işareti. Türkiye, Somali Cumhurbaşkanı'nın yargı marifetiyle ülkeden kaçmasına izin verilip verilmediğini konuşurken, bizim Mogadishu Büyükelçisi dün Somali Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Tek başına değil, yanına Somali'de görev yapan askeri heyeti de aldı. Tesadüf mü? Türk kamuoyuna Somali bizim için önemli, Kurye kazasına takılmayın mesajımı. Bu buluşmayı kim organize etti? Somali Cumhurbaşkanı mı, Ankara mı? Bu olay basit bir olay değil. Kurya'ya arkadan çarpıp ağır yaralayan Mahmut'un elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçması, kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ı hatırlattı. Size de hatırlatayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında Korkmaz'ın mal varlıklarına tedbir, bankadaki parasına da blokaj konuldu. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı savcılık kısa bir süre sonra MASAK raporunu gerekçe göstererek tedbirin kaldırılmasını istedi. Mal varlığı da parası da serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Bu olay patlak verince anlaşılıyor ki MASAK Korkmaz'ı aklayan rapor vermemiş. Soruşturmanın başlatıldığı belirtilmiş. İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz hakemi mi kandırmış? Hakim Masak'ın raporunu okumadan mı karar vermiş? Yoksa ikisi de okuduğunu anlamamış mı? Bir yığın soru işareti. Korkmaz'ın mal varlığının serbest bırakılmasını sağlayan Başsavcı Vekili ne oldu diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayayım. Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Korkmaz'ın kaçmasından 10 gün sonra. Bu da tesadüf mü? Korkun demem bundan. Türkiye'de yargı artık hukuka, adalete sırtını dayamıyor. Bir yerlerden gelen telefona baktığın izlenimi veriyor. Not. 4 gün yurt dışındayım. Yani kısa bir mola. Pazartesi buluşmak üzere.